Merhabalar. Çarpma işlemi ve özellikleri 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpmayla yine birlikteyiz. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimler açıp videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Çarpma işleminde terimlere bakalım. 449 ile 8'i çarptığımızda arkadaşlar her birine çarpan denir. 8 kere 9 72, 72'nin ikisi elde var 7. 4 kere 9 36, 7 daha 39. Bunlara çarpan denir. Sonucu ise çarpım denir. Hemen çarpma işleminin özelliklerinden birinci özelliğimiz değişme özelliği. Çarpma işleminde çarpanların yeri değiştiğinde çarpım değişmez. Buna çarpma işleminin değişme özelliği denir. Örnek yapacak olursak arkadaşlar, şurada 8 çarpı parantez içerisinde 9 çarpı 4 işleminde burada parantezin yeri değiştirildiğinde buradaki kısa yolu arkadaşlar olmayan sayıyı buraya yazdığımızda çarpma işleminde değişme özelliği olduğu için burada eşitlik yine sağlanacaktır. Boş bırakılan yere 4 yazılabilir. Yine çarpma işleminde değişme özelliği ile ilgili yine verilmeyen sayıyı bulalım. 18 çarpı parantezce 12 çarpı nokta nokta eşittir 18 çarpı 11. Burada verilmeyen yere 11 yazarız. Hemen burada gördüğünüz gibi burada 11 var eksik olan. Buraya 11 koyduğumuzda yine eşitliği sağlamış oluruz. 19 çarpı 8 çarpı 22. Burada baktığımızda 19 ve 22 var. Ne yok? 8 yok. Buraya 8 yazdığımızda yine çarpma işleminde değişme özelliğinden yararlanarak oraya 8 yazıp boşluğu doldurabiliriz. 77 çarpı parantez içerisinde 56 çarpı nokta nokta eşittir. 77 çarpı 13 çarpı 56. Burada olmayan ne var? 13 var. Hemen bu 13'ü buraya yazdığımızda eşitliği sağlamış oluruz. 11 çarpı 4, 48 çarpı 54. Baktığımızda burada 54 var, 48 var. Ne yok? 11 var. O halde boş bırakılan yere 11 yazarız ve eşitliği sağlamış oluruz. 56 çarpı nokta nokta çarpı 77. 77, 13, 56. Burada ne yok? 13 yok. Nokta nokta yerine yazı 13 yazarsak eşitliği sağlamış oluruz. Arkadaşlar çarpma işleminde değişme özelliği olduğu için verilmeyen yerle eşitliğin diğer tarafında olanları yazarak kısa yoldan yapmış oluruz. Etkisiz birim eleman bir sayının 1 ile çarpımı kendine eşittir. Bir sayısı çarpma işleminde etkilemez. Bir sayısının çarpma işleminde etkisiz birim elemanı denir. Örnekler yapalım. 1 çarpı 15, 15. 1 çarpı 42, 42. 1 çarpı 37, 37. 75 çarpı 1. 1 çarpı 75 aynı çıkacaktır. 3 yutan eleman. Bir sayının 0 ile çarpımı 0'a eşittir arkadaşlar. Bu nedenle 0 sayısı çarpma işleminde yutan eleman denir. Örnek yapalım. 15 çarpı 0, 0, 45 çarpı 0, 0, 80 çarpı 0, 0, 92 çarpı 0, 0, 33 çarpı 0, 0, 84 çarpı 0, 0, 99 çarpı 0, 0, 5 çarpı 0, 0. Yani 0'ı neyle çarpıyorsak 0'ı yutuyor ve 0 oluyor. Çarpmada verilmeyen teriminin bulunması. Mesela arkadaşlar 9'la neyi çarparsak 36 yapar? Arkadaşlar çarpma işleminin tersi bölme işlemidir. Çarpan eşittir. Çarpım bölü çarpanlardan bir tanesidir. Yani 36'yı 9'a böldüğümüzde diğer çarpanı bulmuş olur. O halde verilmeyen çarpan 4'tür. Çarpmada verilmeyen terimleri bulmaya devam edelim. Mesela 9 çarpı bilinmeyen bir çarpan ve sonuç 72 ise diğer çarpanı nasıl buluruz? 72'yi çarpana birine böleceğiz. Yani 72 bölü 9 o da eşittir 8. Diğer çarpanımız 8 çıkar. İki basamaklı çarpmada bir örnek yapalım. İki basamaklı iki basamaklı çarpalım. Arkadaşlar öncelikle birinci çarpanımız 28, ikinci çarpanımız 57. Sonucumuz arkadaşlar ilk önce birler basamağıyla başlıyoruz çarpmaya. 7 kere 8 56. 56'nın 6'sı elde var 5. Hemen 7 ile çarptığımız birler basamağına çarptığımız için 6'yı birler basamağının altına yazıyoruz. Eldeyi unutmuyoruz arkadaşlar. 7 kere 2 14. 5 daha 19. Şimdi onlar basamağıyla çarptığımızda 5 kere 8 40.
Bunu arkadaşlar 5 ile çarptığımız için, onlar basamağında çarptığımız için onlar basamağın altına yazıyoruz. 40'ın 0'ı elde var. 4 unutmuyoruz. 5 kere 2 10. 4 daha 14 arkadaşlar. Hemen 14'ü yapıyoruz. Daha sonra toplama yapıyoruz arkadaşlar. 6 aşağıya, 9 aşağıya, 1 4 daha 5 yapar. 1 aşağıya 1596. Buna da ne diyorduk? Sonuç yani çarpım diyoruz arkadaşlar. 3 basamaklılarda çarpma işlemi yapalım. 489 ile 397'yi çarpalım. Arkadaşlar çarpanlarımız 498, diğer çarpanımız 397. Hemen birler basamağıyla çarptığımızda 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü elde var. 6. 7 kere 8 56. 6 daha 62. 60'ın ikisi elde var. 6. 7 kere 4 28. 8, 6 daha 34. Sonra birler çarptık, bitti arkadaşlar. 9 kere 9 81. 81'in biri elde var. 8. 9 kere 8 7. 9 kere 4 36. 9 daha ne yapar arkadaşlar? 44 yapar. Şimdi yüzler basamağıyla çarptığımız için bu sefer buraya yazacağız. 3 kere 9 27. 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 8 24. 2 daha 26. 26'nın 6'sı elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14 yapar. Şimdi toplama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 3 aşağıya 3, 2, 1 daha 3, 4, 7 daha 11'in 1'i elde var 1, 3, 4 daha 7, 6 daha 13, 1 de elde 14, 14'ün 4'ü elde var 1, 4, 4, 8, 1 daha elde 9, 1 aşağı 194.133 yapar. 10, 100, 1000 ile çarp, kısa yoldan çarpmayı öğrenelim şimdi de. Önce 10 ile çarpmayı öğrenelim. Arkadaşlar sayı aynen yazılır, sonuna 1 0 konur. Yani 14 çarpı 10, 140. Örnekler yapalım. 121'i 10 ile çarpmak için 121'i yazıyoruz, yanına 0 yapıyoruz. 320'yi 10 ile çarptığımızda yanına 0 ekliyoruz. Bakın 320'yi yazdık, yanına 0 ekledik. 400'ü 10 ile çarptığımızda 400 yazıp yanına 0 ekledik. 10'u 9 ile çarptığımızda 9'un yanına 0 ekledik. 100 ile çarpmada arkadaşlar sayı aynen yazılır, sonundaki 2 0 konur. Yani 5 ile 100'ü çarparken 5'i yazıyoruz, yanına 2 0 koyuyoruz, 500. Örnekler yapalım. 71 ile 100'ü çarpmak için 71 yazıyoruz, 2 0 yazıyoruz, 7100. 20 ile 100'ü çarpıp 20 yazıyoruz, yanına 2 0 yazıyoruz, 2000. 800 ile 100'ü çarptığımızda 800'ün yanına 2 0 koyduğumuzda 80.000. 100 ile 61'i çarptığımızda 61'in yanına 2 0 koysak 6100 yapar. Şimdi 1000 ile çarpmaya bakalım. Sayı aynen yazılır, sonuna 3 0 eklenir. 3 çarpı 1000 3000. 7 çarpı 1000 7000, 40 çarpı 1000 40.000, yanına 3 0 ekledik. 22 çarpı 1000 22.000, 1000 çarpı 85 85 yazdık, yanına 3 0 ekledik, 85.000 yapar. Arkadaşlar şimdi tablolu işlemlerde 10 ile 100 ile 1000 ile çarpmayı gösterelim. Arkadaşlar tabloda verilen buradaki hangi işlemimizi yapacağımız en köşe, sol üst köşede yazar ve bunları birbiriyle birleştiririz. Yani 45 yazarız. 10 ile çarpınca yanına 1 0 ekleriz. Evet. 45 yazar yanına 1 0. Bin ile çarptığımızda yanına 2 0. 1000 ile çarptığımızda arkadaşlar yanına 3 0. Bakın 3 ile çarptık, yanına 3 0 ekledik. 854'ü 10 ile çarptığımızda yanına 1 0 ekliyoruz. Bakın 8540. Yine 854'ü 100 ile çarptığımızda arkadaşlar yanına 2 0 ekliyoruz. 85400. Yine 854'ü 1000 ile çarptığımızda yanına 3 0 ekliyoruz. Hemen yukarıya yazıyoruz. 854.000. Şimdi üçüncü satırda 986 10 ile çarptığımızda arkadaşlar yanına 1 0 eklediğimizde 9860. Yanına 2 0 100 ile çarptığımızda yanına 2 0 eklediğimizde 98600. Arkadaşlar 1000 ile çarptığımızda
yanına 3 sıfır eklediğimizde 986.000 buluruz. Mıstık Feneci YouTube kanalına ücretsiz abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.